Evet arkadaşlar duyu organlarıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki duyu organları düzenleyici ve denetleyici sistemlerde yardımcı organlar olarak geçiyor. Çünkü düzenleyici ve denetleyici sistemlerimiz sinir sistemi ve endokrin sistemde. Haliyle sinir ve endokrin sistem vücudumuzun iç dengesini ayarlayabilmesi için duyu organlarından bilgi alması gerekmektedir. Şimdi duyu organlarına Özelleşmiş hücrelerle başlıyoruz. Bunlara reseptör deniliyor. Sonuçta içeriden veya dışarıdan gelen uyarılara karşı bu uyarıları algılayan özel hücrelerdir. Genellikle epitel hücreleri olmakla beraber sinir hücreleri de olabilmektedir arkadaşlar. Bu reseptörlerin kimisi vücudun iç kısmında bulunur. İç reseptör de diyebiliriz buna. Kimisi de dış kısma yakın olarak bulunur. Buna dış reseptör de denilir. İç reseptörlerimiz işte kandaki karbondioksidi ölçen, ozmotik basıncı ölçen, pH'i ölçen gibi reseptörlerdir. Ama dış reseptörlerimiz ise yani dış kısma yakın reseptörlerimiz ise ışık, koku, tat, sıcaklık, ses gibi uyarları ne yapıyor? Dışarıdan algılamış oluyor arkadaşlar. Reseptör çeşitlerine baktığımızda bunlar fotoreseptör, kemoreseptör, mekanoreseptör ve termoreseptör olmak üzere başlıca 4 tane reseptör çeşidimiz vardır. Fotosentez ve kemosentezden hatırlayacaksınız. Foto ışık demekti, kemo kimyasal demekti. O zaman fotoreseptörler ışığa duyarlı olan reseptörlerdir. Haliyle gözde bulunuyor. Kemoreseptörler ise kimyasal uyarıları algıladığı için dil ve burunda bulunur ve üniversite sorusudur. Dil ve burunun ortak özelliklerinden bir tanesi reseptör taşıması. Konuyu anlatırken diğer ortak özelliği de söyleyeceğiz. Mekanoreseptör ise basınca karşı duyarlı olan yani dokunma, basınç gibi uyarları algılayan reseptörlerdir. Hareketi algılar, mekanik yani hatırlarsınız. Bu da deri ve kulakta ya, kulak ne alaka derseniz titreşim algılıyor işte. O da mekanik bir hareketi sağlamış oluyor. Termoreseptörler ısı ile ilgili olduğu belli. O zaman sıcağı ve soğuğa duyarlı olan reseptörlerimizdir. Deri ve dilde bulunur diyoruz. Evet arkadaşlar ilk duyu organımız gözle başlıyoruz. Zaten bugün göz anlatacağız. Biliyorsunuz ki gözle görülebilir ışık dalga boyu 3500 ile 7500 anstron arasıdır. Yani bizim ışık diye bildiğimiz, görebildiğimiz ışık budur. O zaman gözümüz ancak bu aralıktaki ışıkları algılayabilir. E, 3500'ün altında olan ultraviyole ışınlar ile 7500'ün üstünde olan kızıl ötesi ışınları göremeyiz. Koruyucu yapılar ve temel yapılar diye ikiye ayrılıyor göz bu koruyucu yapılar yani görme ile ilgili olmayıp gözü koruyan yapılar olarak geçiyor. İşte kirpikler, göz kapakları, kaşlar, göz yaşı bezleri ve göz yuvarlarını hareket ettiren kaslar. Ama görme ile ilgili olanlar göz merceği, reseptörler ve görme sinirleri olarak söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi gözü dıştan içe doğru 3 kısım ne oluştuğunu söyleyeceğiz. Bunun birincisi sert tabaka yani sklera dediğimiz yapı. O zaman göz yuvarlağını en dıştan saran ve koruyan sert bir dokudur. Şekilde de gösteriyoruz. Hemen şu sert olan dışarıdan koruyan tabakaya sert tabaka diyoruz. Gözün ön kısmında neyi oluşturacak? Kornea yani saydam tabaka ve şişkinleşecek. Evet. Burada da söylüyoruz. Gözün beyaz kısmıdır. Gözün ön kısmında saydamlaşır, kubbeleşir, korneayı oluşturur ve göze gelen ışınları ilk olarak kıran kısımdır. Yine üniversite sınavında sorulmuş bir ifadedir. Göze gelen ışığı ilk kıran yapı olarak. Gözün beyaz kısmı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Haliyle korneada kan damarı ve lent damarları yoktur. O yüzden bunların beslenmesini söyleyeceğiz. Camsı sıvının görevlerini söyleyeceğiz. O zaman Bunlarda sinirler vardır ama kan ve lenf bulunmaz diye söylüyoruz. Zaman zaman göze geri dönüş yapacağız ki buradaki yapıları söyleyeceğiz. İkinci tabakamız damar tabakadır. Adından da anlaşılacağı üzere kan damarlarını taşıyan tabakadır. Gözün beslenmesini sağlar. Ama gözün her yerinde kan damarı olmadığı için camsı sıvının görevlerini de ifade edeceğiz yine. İçerdiği melanin pigmenti var. Yani göz içerisinin karanlık bir oda haline dönüşmesini sağlar fakat gözün ön kısmında ise renkli olan iris'in oluşmasında yine damar tabaka oluşturuyor. Zaten melanin pigmentini buradan biliyoruz. Renkli bir yapıdır yani. Iris'ten anlaşılıyor. Damar tabaka korneanın altında iris oluşturur diyoruz. Iris gözün renkli kısmıdır. Iris ortasındaki boşluğa da göz bebeği diyoruz. Yani ışığın içeriye girmesi bu göz bebeği büyüklüğüne göre ayarlanmış oluyor. O zaman göz bebeğinin büyüklüğünü, küçüklüğünü de iris ayarlamış oluyor. İristeki düz kaslar sayesinde göz bebeği daralıp genişleyebilir diyoruz. Bu da ışık miktarı ile ilgili ve içeriye verilen ışık miktarı ne kadar gerekiyorsa ona göre büyütülecek, küçültülecek. O zaman bu yapıyı ayarlayan yani göz bebeği refleksimizi kontrol eden orta beyin olduğunu biliyoruz zaten. Göz bebeği karanlıkta genişliyor, yüksek ışıkta daralıyor arkadaşlar. İrisin hemen arkasında göz merceği bulunuyor. Zaten ışığı ilk kıran kısım kornea dedik. İkinci kıran ise göz merceğidir arkadaşlar. İkisi de ince kenarlı mercek gibi çalışıyor. Zaten bu şekilde olduğunu da söylüyoruz. Göz merceğinde de kan damarı bulunmadığını söylüyoruz. Ve mercek göz bebenine gelen ışınları kırarak diyor A tabaka üzerine düşmesini sağlar. A tabaka dediğimiz 3. tabakadır söyleyeceğiz. Retina dediğimiz yapı. Damar tabakanın ilk, ilk etrafında kalınlaşmasıyla kirpiksi cisim oluşuyor ve bunlar asıcı bağlarla beraber göz merceğinin yerinde sabit kalmasını ve daha sonra söyleyeceğimiz göz uyumu olayında görev alıyorlar. Evet arkadaşlar baktığımızda e, damar tabaka hemen merceğin orada bir kalınlaşma yapıyor İşte kirpiksi cisim veya kirpiksi kaslar da deniyor buna. Bir de merceğe tutan mercek askıları veya asıcı bağlar oluşmuş oluyor. Merceği sabit tutmada faydalı. Daha sonra tabi bunlar kasılıp gevşemesine göre mercek kalınlığı değişebilecek. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman göz uyumu olayından bahsedeceğiz. Demek ki merceğin kalınlığı baktığımız cismin uzaklık yakınlığına göre ne olacak? Odak kayarı yapılacak. Buna göz uyumu denilir diyoruz. O zaman ilk önce şöyle yapıyoruz. Yakındaki bir cisme baktığımızda neler oluyor? Yakındaki bir cisme bakıyorsak merceğin kalınlaşması gerekiyor. Çünkü odağın yakına çekilmesi gerekiyor. İşte mercek kalınlaşır diyoruz. Merceğin kalınlaşabilmesi için mercek askılarının gevşemesi gerekiyor ki mercek kalınlaşsın. Evet mercek askıları gevşer. Kirpiksi kaslar da ters çalıştığı için kirpiksi kaslar kasılır. Mercek askıları gevşer diyoruz. Ve göz ile ilgili sanki bunu bu tarafa doğru iterken irisi de itip göz bebeğini küçültüyor olarak ifade edeceğiz. Yani mantık böyle. Mercek askıları gevşeyecek, mercek kalınlaşacak, göz küçülecek. E, tabii kirpikisi kastlar mercek askılarının tersi olarak çalışıyor. Bunlar gevşiyorsa o zaman kirpiksi kaslarda da kasılır diyoruz. E, uzağa baktığımızda neler oluyor dersek, bu sefer mercek askıları kasılacak. Dikkat ediyorsanız kenarlardan çekiliyor. Çekince merceğin inceleyeceğini söyleyeceğiz. Mercek askıları kasılır diyeceğiz. Kirpik sık ters de bunlar gevşer diyeceğiz. Sanki bunu bu tarafa çekerken irisi de çekiyor mantığıyla hareket ederek göz bebenin büyüyeceğini söyleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Mantık bu. Kornea ile mercek arasındaki boşluğa ön oda. Mercek ile iris arasındaki boşluğa da arka oda diyoruz. Yani 1 artı 1 gibi düşüreceğiz. Sonuçta kornea ile iris arasında bir boşluk var sıvıyla dolu olan ön oda. O zaman iriste mercek arasında arka bir boşluk var. Oraya da arka oda diyoruz. yeni içerisinde sıvı dolu. İşte bu sıvılar neyi sağlıyor diyor? Gözün şeklinin ve canlılığın korunmasında etkilidir diyoruz. Peki bu sıvılar içerisindeki basınç farklılığı oluşursa ne olacak? O zaman göz tansiyonu dediğimiz rahatsızlık görülecek. Ve gözün iç kısmında ise camsı cisim veya camsı sıvı dediğimiz sıvı var. Bu gözün küre şeklinde korunmasında etkilidir. Aynı zamanda kornea ve mercekte kan damarı yok demiştik. Onun beslenmesinde etkilidir diyoruz arkadaşlar. Göz yuvarlarının en iç tabakası da A tabaka diyeceğiz. Elbette ki bu görme ile ilgili olduğunu biliyoruz. Retina. Yani burada reseptörler de var. Fotoreseptör diyoruz. Bir de sinir hücrelerinin bulunduğunu söylüyoruz. Sonuçta göze dik gelen ışığa optik eksen diyoruz. Dik geldiği yerde tam karşısına gelen yerde sarı benek bulunuyor. Bu sarı benek en net görüntünün algılandığı yerdir. Aslında reseptörün ismi sarı benektir. Bir foto reseptör olduğunu söylüyoruz. Ve aynı şekilde görme sinirlerinin göz yuvarlarını terk ettiği yerde de reseptör bulunmadığını ve burada görüntünün oluşmayacağını ve kör nokta denildiğinde söylüyoruz arkadaşlar. A tabakada iki çeşit reseptör görüyoruz. Bunlardan biri çubuk reseptörler, diğeri de koli reseptörlerdir. Çubuk reseptörleri bu daha çok cismin şeklini algılar. Yani ışığa duyarlı değildir. Düşük ışıkta çalışır o yüzden. Renkleri algılamaz cismin daha çok şeklini algılar. Koni reseptörleri ise renkleri algılayan reseptörlerdir. Kuvvetli ışıkta çalışıyor cismin rengin algıladığı gibi ayrıntılı görmeyi de sağlıyor. Konilerin gece çalışmadığını söylüyoruz. Şimdi koniler merkeze yerleşmiştir sarbenikte. Çubuklar ise A tabakanın her yerine yayılmıştır. O yüzden kenardan gözümüzün önüne doğru gelen cismin ilk önce şeklini, sonra rengini algılamamızın sebebi bunların yerleşim düzeninden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. İşte burada çubukların her yere yayıldığını, korilerin de daha çok merkeze yerleştiğini söylüyoruz. Merkezde tabii 3 çeşit koli var. 3 çeşit yeşil olanlar var, mavi algılayanlar var, kırmızıyı algılayanlar var. İleride yine söyleyeceğiz. Bunların bazılarının eksik sentezlenmesi konilerden. X'e ee, e bağlı resesif genle kalıtılan, X'e bağlı renk körlüğü dediğimiz hastalığı ortaya çıkartmış oluyor arkadaşlar. Peki düşük ışıkta çubuklar nasıl çalışır dersek çubuk e, hücreleri bunlar rodopsin denen bir pigment salgılıyorlar ve bu rodopsin denen pigment bizim düşük ışıkta görmemizde de etkiledir diyoruz. Fakat bu rodopsinin özelliği ışığı gördüğünde parçalanıyor karanlıkta tekrar sentezleniyor. O yüzden aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama geldiğimizde bunun sentezlenmesi biraz yavaş gerçekleşeceği için gözün karanlığa alışma adaptasyon dediğimiz bir durum oluşuyor. Yani aydınlıktan karanlığa geçtiğimizde hemen görmeyiz, daha sonra görmeye başlarız. Ve rodopsin maddesinin içerisinde A vitamininin bulunduğunu söylüyoruz. İşte A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülmesinin sebebi budur. Yani düşük ışıkta görme olayı bitmiş oluyor rodopsin pigmenti üretilemediği için. Görme olayına baktığımızda ışık ilk korneada kırılır, sonra göz bebeğe diyoruz, sonra göz merceği ikinci kırıldığı yer, camsı cisim içerisinde ilerliyor. Retinadaki fotoreseptörler uyarılıyor. Burada impuls oluşuyor. Onlar da optik sinirlerle kör noktanın olduğu yerden göz yuvarlarını terk ediyor. Ve talamustan geçerek beyin kabuğuna ulaşıyor. Özellikle kornea ile gözbebeği arasında ön oda olduğunu söyledik. Bazı sorularda görme olayında ön odayı da söyleyebilir. Gözbebeği ile de mercek arasında arka oda olduğunu söylüyoruz. Şimdi kitaplarda yer alan tam olarak anlaşılmayan bir konumuz var. Optik kiyazma olayı. Burayı iyi dinlememiz lazım arkadaşlar. Şimdi mevzu şudur. Şimdi bu biz bir kere beyine üstten bakıyoruz. Üstten baktığımız için bakma yönümüzün aynı yönü olmuş oluyor. Yani sağ tarafımıza gelen sağ göz olmuş oluyor. Sol tarafımıza gelen ise sol göz olmuş oluyor. Yine görme ko ko korteksi de yine sağımıza gelen sağ korteks, solumuza gelen de sol korteks olmuş oluyor. Korteks kabuk demek yani biliyorsunuz. Şimdi mantıken şunu söylüyoruz. Sağ bölgeyi yeşile boyadığımızda yani yeşil bir ışık verdiğimizde beynin sol tarafından kontrol edileceğini biliyoruz. Sol tarafa da kırmızı ışık verildiğinde beynin sağ tarafından kontrol edileceğini de biliyoruz. Bunda bir problemimiz yok. Problem şuradan kaynaklanıyor. Şimdi tamamen sol ve tamamen sağ geçiş olaylarında iki göz olduğu için bakın şimdi Sağ görüş alanı sol gözün şu kenarına yeşil renk düşüyor. Sağ gözün de şu kenarına yeşil düşüyor. E tam buradaki yeşille açıklayabiliriz. Bak buradan düz geçiyor. Ama sağ gözdeki yeşili gören kısım bu tarafa çapraza geçmiş oluyor. O zaman sol gözdeki düz geçerken yeşil yönüyle sağ gözdeki çapraz geçiyor. Aynı şekilde kırmızı tarafa baktığımızda Sağ gözün sağ tarafına kırmızı algılarken sol gözün de sağ tarafında algılanıyor. Buradaki ne baktığınızda düz geçiş olurken. Evet sol gözdekinde ise çapraz geçiş olduğunu görüyoruz. İşte sağ gözdeki şu yeşilin çapraz geçeniyle sol gözün şu kırmızısının çapraz geçişi bir kesişme yapıyor. Orta beyin kısmında buna optik kiyazma deniliyor. Kesişim bölgesi. Şimdi mevzu şu. Sol gözümüzü tamamen kapattığımızda mantıken şöyle gibi düşünüyor. Sağ göz sol taraftan kontrol edilir gibi düşünülse de aslında sadece sol çalışmıyor. Dikkat edin sağda çalışmış oluyor. Anlaşıldı mı? Yani tek gözümüz bile olsa iki beyin korteksi de çalışmış oluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Sadece giden input sayısı azalmış oluyor arkadaşlar. Evet. Göz kusurlarına baktığımızda bunlardan birincisi miyoptur. Normalde göz yuvarlağımız bu şekilde gelişmesi lazım. Ama anormal şekilde optik eksen boyunca bir uzama meydana gelirse olması gereken yer bura olacağı için ne yapıyor? Görüntü öne düşmüş oluyor. Bu birinci sebep olabilir. İkinci sebep ise Merceğin kırıcılığı artıp yakına çekmiş olabilir görüntüyü. O şekilde sonuçta ister merceğin kırıcılığı artsın, isterse göz yuvarla optik eksen boyunca uzası, sonuçta görüntü öne düşüyor. Mantıken şöyle diyoruz. Öne düştüğü için yani merceğe yakına düştüğü için yakını net görür, uzağı net göremez diyoruz ve kalın kenarlı mercekte düzeltilir diyoruz. O zaman miyop var kalın kenarlı mercek var. Öne düşmesi var. Bunu nasıl kodluyorlar? Mustafa Kemal Başefleri MK öndedir. Yani savaş alanında Mustafa Kemal önde yer alıyor mantığıyla bir kodlamamız var. Hipermetropluğa baktığımızda yine normal göz bu şekilde olması lazımdı. Optik kırılmaların odaklandığı yer sarı benek bura olması lazım ki göz yuvarla optik eksene dik uzama yaparsa o zaman öne doğru basıklaşıyor. Haliyle sarı benen arkasına görüntü düşüyor. Bu birinci sebep olabildiği gibi ikinci sebepte merceğin kırıcılığı azalmış olabilir. Yani incelmiş olabilir. İncelirse o zaman odak ileriye gitmiş oluyor. Sonuçta ister optik eksene dik uzama olsun, ister merceğin kırıcılığı azalsın, görüntü arkaya düşmüş oluyor. Yani merceğin uzağına düşmüş oldu. O zaman kodlamamız uzağa düştüğüne göre uzağa net görür diyoruz. Yakını bulanık görür. Buna da eee hipermetropun H'si ince kenarlı mercekle düzeltildiği için i'si hain İngilizler arkada diyoruz. Yani hipermetropta ince kenarlı mercekle düzeltiliyor ve görüntü arkaya düşür diyoruz. Astigmatlığa baktığımızda sonuçta kornea ile mercek ışın kırıldığı iki yapıydı. Normalde bunların pürüzsüz bir yüzeye sahip olması lazım ama bunların yüzeyinde kavislenmeler meydana gelirse böyle dalgalanmalar meydana gelirse o zaman ışık Sarbenik üzerinde tek noktada toplanmaz. Gözün içerisine dağınık olarak düşer. O zaman bunlar uzaktaki ve yakındaki cisimleri bulanık görüyorlar. Astigmat göz dediğimiz budur. Ve silindirik mercekle düzeltilir diyoruz. Bunlara biliyorsunuz ki ışığı daha da kıran kloromatik gözlükler kullanılıyor arkadaşlar. Presbitliğe baktığımızda yaşlılık gözlü olarak bilinir. Yakını görememe durumudur. Hipermetropluğa benzer fakat bunların gözü yuvarlanda bir problem meydana gelmediği için e, uzağa bakarken e, ince kenarlı mercek kullanmazlar bunlar. Şimdi arkadaşlar yaşın ilerlemesine bağlı olarak hani demin göz uyumu da söylemiştik. Uzağa baktığında göz merceği incelirken yakına baktığında göz merceği kalınlaşıyordu. İşte merceğin esnekliğini yaşa bağlı olarak yitirmesiyle yakındaki cisimlerde mercek kalınlaşamıyor. Haliyle yakını net görememiş durumu oluşuyor ve ince kenarlı mercekle düzeltilir diyoruz. Yakın gözlü olarak da halk arasında bilinir arkadaşlar. Şaşılık olay ise göze hareket ettiren, iki göze hareket ettiren kaslar vardır. Bu kaslar ritmik çalışır. İki gözün aynı noktaya bakmasını sağlar. İşte bu kasların uzun veya kısa olması gözde kaymalara sebep olur. İçeriye doğru veya dışarıya doğru göz kayabilir. Bunlara şaşırık dediğimiz olay oluşuyor. Ameliyatta bu kaslar düzeltilebiliyor arkadaşlar. Katarak ise merceğin yüzeyinde saydamlığın kaybolmasıdır. Bu kireçlenme de olabilir. Saydamlık kaybolması da olabilir. Artık bir türlü sanki buğulu bir camdan yani buzlu bir camdan dışarıya bakıyor gibi bir his verir. Gözüme perde inmiş derler zaten. Bunlar da mercek değiştirilerek düzeltilmiş oluyor arkadaşlar. Renk körlüğü ise demin Kısadan bahsetmiştik. Kırmızı, mavi ve yeşil koli çeşitlerinin bir veya birkaçının kalıtsal olarak sentezlenmemesine bağlı olarak yaygın olan kırmızı kırmızı yeşil renk körlüdür. Mavi yeşil mavi kırmızı renk körlü de vardır. Yani kırmızı yeşil veya kırmızı mavi renk körlü olarak geçer. Bunlar kalıtsaldır. X'e bağlı resesif genlerle aktarılmaktadır. E, kalıtsal olduğu için bu hastalık düzeltilmez diye sorular da karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu şekilde göz konusunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer orga, e, duyu organlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.